İmar Panosu izleyicileri merhaba. İmar, emlak, kentsel dönüşüm haberleri konularını konuşuyoruz ama bugün tabii gazeteciyiz. Böyle önemli konularda konuların uzmanlarına mutlaka danışıyoruz. Mesela bugün çok önemli bir haber düştü medyalara. Denildi ki Suriye Meclisi Hatay'ı geri almak için elinden gelen her şeyi yapacaklarına dair bunu kayda geçirdiler, zapta geçirdiler. Peki bu ne demek? Suriye ile ilişkilerimizi ne duruma getirir? Suriye ile aramızda bir savaşa sebep olur mu? Tüm bunları özellikle de Antakya, biz Hatay deriz, kendisi hep Antakya vurgusu yapar. İçişleri Eski Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sayın Saadettin Tantan'a sormak istedim. Sayın Tantan, merhabalar efendim. Merhaba, iyi akşamlar Emre Bey. İyi akşamlar. Sayın Saadettin Tantan, siz gerek Yeni Çağ TV'deki açıklamalarınızda, gerek yazılarınızda, köşelerinizde hep misak-ı milli sınırları vurgusu yapıyorsunuz. Antakya'nın önemine vurgu yapıyorsunuz ve yine bölgedeki bazı noktalara vurgu yapıyorsunuz. Bugün özellikle de bugün Suriye'den gelen bu tavrı, Suriye Meclisi'nin Hatay'ı almak için elimizden gelen ne varsa yapacağız denmesini nasıl yorumluyorsunuz? Suriye Meclisi geçmişte de Ermenilerle ilgili bir karar almıştı ama Devlet Başkanı Esad imzalamamıştı. Önemli olan Devlet Başkanı Esad'ın tutumu. Yani şimdi Türkiye ile Suriye'yi kim düşman etti birbirinden? Suriye'den Türkiye'ye göçler kimler tarafından zorla Türkiye'ye gönderildi? Türkiye bölgesinde neden kendisini kuşatan ülkelerle yabancılaştırıldı ve düşmanlaştırıldı? Kimin adına bunlar yapıldı? El-Kaide, Nusra, IŞİD gibi örgütler, Amerika'nın kullandığı bir örgütler, aynı zamanda Eyüp Donat anlamındaki o çalışmalarda görev alan ve bu konuyu bunun taşeronları Türkiye yaptıran güç hangi güçtü? Türkiye neden bu taşeronluğu yapmak mecburiyetinde bırakıldı? Ne adına yapıldı? Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye adeta bilinçli bir şekilde kullanılarak Amerika'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in doğrultusunda bu bölge istikrarsızlığa, güvensizliğe, kendi içinde çatışmaya sürüklendi. Türk siyaseti de burada kullanıldı. Hala da kullanılmaya devam ediyor. Oysa ki Türkiye, Lübnan, Suriye, Irak, hatta İran birlikte hareket ederse Kuzey Kıbrıs Türk Devleti, Mısır, Tunus, Cezayir birlikte hareket ederse ki buna İsrail de katılabilir. Bu bölgede huzur, güven, adalet yerine ikame eder. Bunu neden yapmaz anlaşılmaz. Anlaşıldığı gibi değil. İktidar sahipleri. Yani bugün Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, hatta Amerika bile iletişim içerisine girmeye çalışıyor. Süre ilişkinin geliştirmek adına. Şimdi bunu görmek gerekiyor. 1998 yılında Adana Mutabakatı'nda sağlayan her iki ülke ilişkileri geliştirmiş ve hiçbir şey yoktu. Tabii ondan önce Suriye üzerinden Türkiye istikrarsızlığını isteyen PKK ve unsurları daha başka örgütsel yapılan hatta bazı kaçakçılık faaliyetleri, bazı illegalite Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelik yapılan bu şeyler hep istihbarat teşkilatlarının, kolluk teşkilatlarının kontrolünde ve takibindeydi. Ama bugün bu daha farklı bir şeye doğru dönüştü. Bu Türkiye'nin geleceği için hiç hayra alamet değil. Özellikle rejim güçlü olsa zaten M4 karayolunda Türkiye'yi oradan atmaya çalışıyor. Ve Türkiye maalesef İdlib'in içinde de değil. İdlib'in artık kuzeyine doğru itilmiş vaziyette. Orada Türkiye artık ülkesinin halkına geri dönmek için çaba sarf edecek.
bir şekilde de göçten gelen insanların oraya yerleşmesi bakımından, onların güvenliği ve affedilmeleri bakımından, onların kalkınmaları bakımından, evet, güneyimizde Doğu Akdeniz Havzası'ndaki 300-400 milyonluk nüfusa sahip olan bu bölgede güvenlik, kalkınma, ticari anlaşmalar, birlikte teknoloji geliştirme, birlikte sanayi ve tarım ürünleri, doğal ürünlerin geliştirmesi bakımından, özellikle Türkiye'deki bilinen kara suların da bu bölgede bir Mezopotamya mantığı içerisinde kullanması bakımından Türkiye bu bölgede ve havzada liderlik yapabilir. Ve bu bölgeyi, bu bölgeyi karanlığa sürükmek isteyen küresel güçlere karşı da dur diyebilir. O bakımdan Türkiye, o bakımdan Türkiye bugün Suriye parlamentosunun aldığı bu karara bizim Türkiye Dışişleri Bakanlığı çok sert bir açıklamada bulundu. Ben de sizinle yaptığım programda, daha başka programlarda hep bizim kilit mekanlarımız İskenderun Limanı, Antakya diyorum. İdlib diyorum. Halep diyorum değil mi? Oradan Musul ve Kerkük'e geçiyorum. Oradan geliyorum. Tebriz'e geliyorum. Güney Kafkasya'ya geliyorum. Doğu Karadeniz Havzası'na ve Kırım'a geliyorum. Sonra Kıbrıs Adası'nın tamamı diyorum. Ege Adaları'nın tamamı. Marmara Havzası diyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü buradaki bütün yapılar Türkiye, Türklere ait yapılar. Yani Osmanlı Devleti'nin son Misak-ı Milli'de ortaya koyduğu, güncelleştiği ve kendi topraklarına katmak için mücadele ettiği bir Misak-ı Milli'nin güncelleşmesini hep talep ediyorum. Bunun için de iktidarın marifeti bir araya getirmek için çırpılıyorum. O açıdan da Türkiye süratli bir şekilde kendi hatalarından geri dönecek. Niçin Rusya bu bölgeye getirildi, kim getirtirdi, neden gelmek durumunda kaldı ve Rusya neden burada bir sürü kazanımlar elde etti. İşte Humeyni'nin havalanından tutundan Tartus'ta bir limanı vardı ama daha da büyüktü o Tartus limanı. Evet. Savaş uçaklarını falan getirdi. Şimdi Türkiye özellikle Fırat'ın doğusunda bir takım PKK-YPG'ye karşı bir takım şeylerde bulunacağını ifade etti. Bu sefer Rusya ile Amerika bir anda anlaştı. Türkiye hem Rusya ile bir şekilde pazarlık yapmak mecburiyetinde, hem bir şekilde Amerika ile yapmak mecburiyetinde ki Amerika Türkiye'nin pazarlığını asla kabul etmiyor. Ve Amerika bu bölgeden çekileceğini söylüyor ama çekilmiyor, daha da yerleşiyor. Bu bölgeden yerleşirken bir şekilde Körfez ülkelerinde Suudi Arabistan'ı kullanıyor. Şimdi Bahreyn Körfez ülkeleri PKK'ya maddi destek sağlıyor. Bahreyn diyor, Birleşik Arap Emirlikleri. PKK'ya maddi destek sağlıyor. Aynı zamanda geliyor Suriye'yle de anlaşıyor. Suriye'yi tanıyor, anlaşıyor. Büyükelçilik açma çabası içerisinde. Suriye Arap Birliği'ne girmiş vaziyette sokmak istiyorlar. Böyle çabalarda ve çalışmalarda var. Ve Türkiye bir şekilde Mısır ve İsrail'le ilişkini geliştirmek istiyor. Güzel bir şey. Ama Türkiye bunu yaparken özellikle hukuk devletinin altyapısını kurması gerekiyor. Cumhuriyetin kuruluş temel felsefesindeki 3 ayak. Adalet ve özgürlük ayağı, güvenlik ayağı ve adalet ayağını inşa etmesi gerekiyor. Şimdi bu 3 ayağı inşa etmezseniz otomatik olarak size güven duyulmaz. Güven duyulmadığı için de merkeziniz güçte olmadığı için yurt dışında da siz kabul görmezsiniz. Meclis bunun kararı niye alıyor? Sizi bir takım şeylere zorlamaya çalışıyor. Artık evet, gelin bizimle beraber olun demeye çalışıyor. Daha ne diyecek? Niçin bir araya gelmiş? Niçin olmuyorsun? Kim sizi engelliyor? Sizi engelleyen belli. Sizin üzerinizden Amerika'da bu bölgeye geldi, yerleşti. İngiltere yerleşti. İsrail bu bölgenin hakim gücü olarak karar mercinde oldu. Siz bölgeden dışlandınız. Yalnızlaştınız. Bölgeye karşı düşmanlaştırıldınız. O zaman gelin halka geri dönün, söyleyin açık ve net bir şekilde. Ben tutsam bunu yapamıyorum diyebilirsiniz.
Sayın Tantan, Suriye Meclisi'ndeki bu kararı, bu Hatay, Antakya iştahını nasıl yorumluyorsunuz? Hem göçlerle Hatay'ın nüfusu Suriyelileşti, orada çok yoğun bir Suriyeli göçmen nüfusu var. Acaba bunu kullanıp orada bir plebisit, bir bağlanma oylaması yaptırmak mı isteyecekler? Hatay'ın özel durumunu da kullanaraktan. Böyle bir düşünceleri mi var acaba? Dediğiniz gibi ileride de, ileriki yıllarda da belki 5 yıl 10 yıl içerisinde değil ama bir 25 yıl, bir 50 yıl, bir 100 yıl sonrasında harita değişikliği mi planlıyorlar? Efendim biz Sykes-Picot anlaşmasını, Cetvel Karım yapılan anlaşmayı yırttık attık. O günkü şartlarda, o günkü küresel güçlerde onlar öyle Mondros mütarekesinden sonra İngiltere ve Fransa'ya gelip işgal ettiler. Mütareke anlaşmaya da uymaksızın gelip işgal ettiler. Ve bir şekilde işgal ederken de kullandıkları askeri güçler hepsi kendi sömürge ülkelerindeki Müslüman ülkelerden getirdiği, devşirdiği askerler. Müslümanı Müslümana karşı kırdırttılar. Şimdi de aynı şey devam ediyor. Ve o gün Müdafaa Hukuk Hareketi, Kuvayi Milli Hareketi'ndeki görev alan insanları saygıyla, şerefle yad etmemiz gerekiyor. Büyük bir özveriyle, sevgiyle yad etmemiz gerekiyor. O insanlar tarihe şehit olarak mücadele ederek geçtiler. Biz o tarihi koruyamıyoruz bile. Korumaktan aciz duruma getirilmiş vaziyetteyiz. Biz tarihimize sahip çıkmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Şimdi burada Suriye'de, Irak'ta Arapça konuşan bir Türk devleti aslında. Çünkü Türk aşiretleri Amaros Dağları'ndan Golan Tepelerine kadar Selçukların oraya yerleştirdiği Türk aşiretleri. Bayır Bucak Türklerinden Kıpçak Türklerine kadar Mısır'dan bu yana. Bunlar yok bu Selçuk. Yani Süleyman Şah Türbesi'nin yok mu sayacağız? Selçuklar yok mu sayacağız? Öyle değil mi? Yani bu coğrafya, bu coğrafyanın her tarafından Türk kimliği fışkırıyor. Yani buraya sadece 1071'de değil ki, 1071'den önce de bu bölgede bir şekilde Türkler gelmiş, yerleşmişler ve bu bölgede kalıcı olmuşlar. Bir takım uygarlıklar ve medeniyetler imza atmışlar. Bu bakımdan da ben de derim ki Türkiye kendisini kuşatan ülkelerle, dostu ve akraba ülkelerle bir araya gelmek mecburiyetinde. Şimdi biz Türkiye'deki gelen göçlerden gelen Suriyelilerden, burada evlenenler varsa, orada Suriye'de evlenenler varsa, şimdi nasıl ayrılacağız birbirimizi? Yani Türk, evet. Arap'la evlenmişse, Türk şeyle evlenmişse, Kürt'le evlenmişse, Türk Maroni'yle evlenmişse, Dürzi'yle evlenmişse, bunların Hristiyan'la evlenmişse nasıl elde edeceksin? Bunlar dost ve akraba olmamış mı bize? Akraba olmuşlar, öyle değil mi? Evet. Türkiye'nin içinde de aynı şeyler var. Türkiye'nin içinde de Rum'u, Ermenisi, Musevisi evlenen bir sürü Türk var. Onlardan da Türklerle evlenen bir sürü insan var. Bunları bir anda yok sayamazsın ki. İnsanların büyük bir yanlış. Onun için Türkiye, Türk siyaseti bir şekilde kendi ülkesi içindeki merkezi güçlendirirken kendi egemenlik ve güvenlik kuşağı içerisindeki ülkelerle bir araya gelerek birlikte kalkınma, birlikte refah içerisinde yaşama, teknolojisinden sanayisine kadar, doğal tarımından teknolojik gelişmeye kadar bunu beraber yapması gerekiyor. Şimdi çağımız dijital teknoloji çağı. Dijital teknoloji çağına bu bölgenin uyabilmesi bakımından Türkiye'nin burada liderlik yapabilecek güç ve kapasitesi var. Bunu Türkiye sağladığı takdirde kazanan Türkiye olacaktır. Şu anda kaybeden Türkiye. Bakma Türkiye'de bugünkü siyasi iktidar bir şekilde kendisine ait olmayan bu bölgenin istikrarsız olması ve bu bölgenin değerlerinin çökertilmesi bakımından kendisine verilen projeyi uygulayan ve bu konuda uygularken dönüşümde, yani değişim ve dönüşümde
aslında Türkiye'yi değiştirip dönüştüren, kimliğini çökerten, değerlerini çökerten, faizi küçültüyorum derken aslında faizi patlatan, kurları yüksek, bilinçli bir şekilde kurların yükselmesine katkı sağlayan, oradan büyük bir gelir elde eden bir iktidarla Türkiye karşı karşıya. Bu onun projesi değil. Onu iktidarda tutan bir gücün projesi. Bunu konuda uyanık olmamız gerekiyor. Burada Recep evet. Tayyip Erdoğan'ın bir suçu yok. Recep Tayyip Erdoğan siyaseten tutsak olduğu için kımıldayamıyor ve kendini kurtaramıyor. Yok evet. Oldu bakım değiştirmiş. Bunu yapmış falan bunlar hiç şey değil. Bunları kendimizi avutmayalım. Yapmamız gereken çok şey var. Muhalefet partileri bir şekilde bu konuda yapabilecekleri çok şey var. Ne yapacaklarını gelsinler konuşalım, anlatalım onları. Ve bunu süratle yaparlarsa Türkiye ve hepimiz kazanırız. Kaybetmek istemiyoruz, kazanmak istiyoruz. Evet. Sayın Tertan, Suriye'nin bu hamlesinden sonra bölgede bir gerginlik, bir çatışma, Suriye'ye yönelik bir işgal harekatı, belki bir Türkiye-Suriye savaşı söz konusu olabilir mi? Olmaz. Şurada şu tehlike var. Türkiye bu tehlikeyi görsün. Rusya PKK ile konuşuyor biliyorsun. PKK'nın üst düzey yetkilisi Rusya'ya da gitti, Amerika'ya da gitti. Konuşuyor. Hatta Rusya PKK'yı da kendi yanına çekmek istiyor. Amerikalardan kurtarmak istiyor. Ve onu rejimle barıştırmak istiyor. Rejimin emrine sokmak istiyor Rusya. Şimdi böyle bir şey olduğu takdirde rejimle PKK YPG anlaşırsa, ona otonom bir hak tanırsa, Suriye'ye bağlı otonom bir özgürlük hak tanırsa, otomatik olarak Suriye geriye döner, batıya döner, der ki Türkiye bu bölgede işgalci, nerede işgalci? İşte İdlib'de, Elbap'ta gibi yerlerde, belli yerlerde işgalci, acele işgalci diye uluslararası alanda büyük bir propagandayla siyaseten Türkiye oradan dışlayabilir. Oradan çıkmasını zorlayabilir. Türkiye için de büyük bir kayıp olur bu. Türkiye için İdlib bir kilit mekandır. Antakya bir kilit mekandır. Evet. Halep bir kilit mekandır. Türkiye artık Esad'la anlaşacak. Kendi İstiklal Fıkrası anlaşmasının çizdiği sınırlar değil. Kendi egemenlik ve güvenliği alanında hem Suriye'de hem Irak'ta belli bir yere kadar çekecek ve böylece yeniden haritalar belirlenirken bu bir işgal anlamında değil, birlikte yaşam anlamında, birlikte kalkınma anlamında, birlikte güvenlik politikaları anlamında bunu sağlayacak, anlaşarak yapacak bunu. Yani bugün Türkiye, Kerkük, Peşmerge güçleri tarafından dışarıdan kuşatılmasına göz yumabilir mi? Asla yumamaz. Asla. Asla. Onun için de muhalefetin de bu konuda duyarlı olması gerekiyor ve buna iktidarla beraber hareket etmesi gerekiyor. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz. Özellikle Suriye'nin bu hamlesini bizim için değerlendirdiğiniz için Sayın Saadettin Tantan, İçişleri Eski Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı. Son olarak söylemek istediğiniz bir cümleniz varsa çok kısa onu da alalım. Ondan sonra vedalaşalım. Efendim biz Türk milletin bir ferdi evladı olarak ben şahsen bu bölgede, havzada, kıtada, gerek kıta Asya'da gerek kıta Afrika'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, hemen her yerde bu bizi kuşatan ülkelerle, bir halklarla beraber yaşamak istiyoruz. Burada ayrıma karşı, dine, etnik çatışmalara tamamen karşıyız. Mezheplere tamamen karşıyız. Hangi dinden ve hangi etnik yapıdan olursa olsun, ister Katolik olsun, ister Protestan, ister Ortodoks, ister Şii, ister Düzcü olsun veya Sünni olsun, herkes dininde özgürce yaşayabilsin, dinini özgürce yerine getirebilsin, özgürce yaşamını devam ettirebilsin. Yani Atatürk'ün bize emanet ettiği ve üç ayak olarak kurduğu özgürlük ve bağımsızlık, adalet ve güvenlik ayaklarının tartışmasız olması gerekiyor. Bu çerçevede de Türkiye süratli bir şekilde
dijital çağa göre de kendi güvenlik güçlerinin, istihbarat teşkilatlarının, kolluk güçlerinin ve onların istihbarat teşkilatlarının, ayrıca özel sektör istihbarat teşkilatlarının da altyapılarının çağın gereklerine uygun olarak yeniden tanım ve tarifleriyle beraber, nitelikli eleman yetiştirmesiyle beraber, okullaşmalarıyla beraber ve eğitim sisteminin de dijital çağa uygun olarak değiştirmesiyle beraber acilen bunu yapması gerekiyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Bunu yaparken de çevre ülkelerle beraber bunu yapmasında Türkiye'nin çevreyle beraber kalkınmasında büyük fayda var. Bunu yapabiliriz. Hiç kimse bundan korku içerisinde olmasın. Burada bu ülkeye sahiplenmek isteyen, bu ülkeyle beraber birlikte çalışmak isteyen komşu ülkelerdeki iş adamları, siyasetçiler, Türkiye'deki iş adamları, siyasetçiler, akademisyenler kaçınılmaz bir şekilde acilen bir araya gelerek projeler geliştirmesi, strateji geliştirmesi gerekiyor. Görülüyor ki iktidar tüketim ekonomisinden vazgeçemiyor, üretim ekonomisine geçemiyor. Çünkü o konuda şartlandırılmış, o konuda kullanıma sokulmuş vaziyette onu da hep beraber sağlayacağız diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederim, vakit ayırdınız. Bu değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. İmar Panosu izleyicileri, bu yayını beğenin, paylaşın, kanala abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar da hoşça kalın.